Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kadar çok renk kullanıp minicik çiçek yapacağız. Hani böyle şey gibi, yağlı gibi, şey gibi görünen bir minik bir oya yapacağız. Küpelerinizde, yazmalarınızda, birçok yerde kullanabileceğiniz bir minik minik çiçekler yapacağız. Takılarda da çok rahat kullanabilirsiniz. Örtüler için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. Şimdi burada iplerimi bir sürü iğneyi taktım. Tonlamasına göre koyudan açığa doğru gidecek şekilde taktım ki çalışması kolay olsun. İşte renk sıralamam da böyle arkadaşlar. 520, 509, 732, 3009, 713. Yani bu sıralamayla yapacağım çiçeğimi. Onun için bu şekilde bir renk ayarlaması yaptım. Yeşil ipim de 773 kullanacağım. Şimdi modelimizin yapılışına geçiyoruz. Diğer iplerimi alabilirim çünkü hepsinden iğneye geçirmiştim. Şimdi şu en koyu renk ipimizi alalım. Onunla başlayalım modelimize. Şimdi en koyu renk ip en kolay kısmı işimizin. Şöyle kameramı da ayarlayayım. Elimde halkamı yapıyorum. İçine batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum içine. Daha sonra onun içine geriye geliyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Bir içine bir zürafa çalışmış oluyorum. Daha sonra bu yaptığım zürafanın içine geriye geliyorum. Alt ipimi de toparlıyorum. Aynı yere batarak bir tane pırpır yapacağım. Yani birazcık büyük bir zürafa. Bismillahirrahmanirrahim. Çok büyük olmasın. Yine aynı yere batarak bir tane daha. Sonra tekrar 3 4 5 Bakın şimdi buraya 5 tane zürafa yaptım. Kesiyorum. En küçük parçamız bu. Bunu kenara alıyoruz. Bunu da kenara koyuyoruz. Bir. Şimdi 2 numaralı ipimizi alıyoruz. Elimizde yine halkamızı yapıyoruz. Bağlıyoruz. Bu tarafa doğru çeviriyorum. Çünkü tel takmak isterseniz, yaka iğnesi ya da tepside falan kullanmak isterseniz telin içinden geçirmesi kolay olsun diye yapıyorum bunu. Bir tane zürafa yaptım. 2 ve 3. Daha sonra çeviriyorum ve ilk zürafama batarak bir zürafa yapıyorum. Bu üst sıraya geçerken yaptığım zürafa. Daha sonra onu eksiltiyorum. Sonra yukarıya geçiyorum. Sonra üçüncü zürafaya geçiyorum. Sonra bu yukarıya çıkarken yaptığım vardı. Ona batıyorum. İki sıra oldu şimdi. Bir sıra daha çalışacağım. Bir, iki, 3 zürafa yaptım. Bir sıra daha çalışmış oldum. Şimdi ilk zürafama geçerken şimdi bitiriyorum o deminki yukarıya çıktığımı. Kör zürafa gibi bitiriyorum onu minicik. Üzerine batamayacak şekilde. Daha sonra aynı yere batıyorum. Yine bir tane deminki gibi pırpır yapıyorum. Sonra onun üzerine geriye geliyorum. Ve alttaki zürafanın içine batarak
Bir tane sinek kanadı ya da eskilerin deyimiyle bülbül tükürüğü yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken, minik ama kör zürafa değil, kullanacağım çünkü bunu. Daha sonra yine aynı yere batarak deminki minik yaprağımdan çalışıyorum. Sonra üçüncü zürafama da aynı şeyi yapıyorum. Üç tane yaprağım oldu burada. Şimdi ama işim bitmedi. Üç yapraktan sonra. Hani arada kör zürafa demiştim ya. Onu atlıyorum. İlk yaptığım yaprağın dibine geçiyorum. Bu araya da bir tane zürafa yapıyorum. Ya bunlar şekilleri koruyabilmek için yapılan işlemler. Bakın şimdi 3 tane yaprağım var, 3 tane de arada zürafam var. Şimdi bunu da kesiyorum. Evet, şimdi bunu da kenara aldım ipimi. 3. sıradaki ipimi alıyorum. Ve zürafamın içine batıyorum, ipimi bağlıyorum. Ve yine buraya bir tane yaprak yapıyorum. Aynı boyda. Ya bunları tek tek yapabilirsiniz ama bana böyle iki katı bir araya yapmak her zaman daha güzel. Daha rahat geliyor. Şimdi ipimi de kestim. Hemen yandaki zürafaya geçiyorum ama geçerken şurada göstereceğim şimdi. Çok minik geçin ki toplasın birbirine. Arada boşluk kalmasın fazla. Şöyle bakın. Boşluk bırakmadan geçin arkadan ki biraz toparlansın yapraklarınız. Şimdi oraya da biraz bir tane yaprak yapıyorum. Daha içinden mi geçirmiş? Evet arkadaşlar, ikinci yaprağımı da yapıyorum. Daha sonra yine arkadan geçirerek küçülterek üçüncü yaprağımı yapıyorum. Sonra yine ilk başladığım yaprağın olduğu yere geçiyorum. Yine toparlıyorum arkadan. Bakın böyle daha derli toplu olsun istediğim için. Bu şekilde iki kat bir araya yapmış oldum. Şimdi bu da ikinci kısmı çiçeğimizin. Ne kadar çok küçük oldu. Minnak minnak oldu böyle. Şimdi bunu da koyuyoruz kenara. Bu iki. Şimdi koyu sarımız var. Sıradaki ipi alıyorum. Yine halkamı yapıyorum. Başlangıç düğümünü atıyorum. Üç tane zürafamı yapıyorum. Bir, iki, üç. Kapatıyorum. İlk zürafama batıyorum. İkinciye geçiyorum. Üçüncüye geçiyorum. İkinci sıram bitecek şimdi. Yukarıya çıkarken yaptığıma da batıp ikinci sıramı tamamladım. Şimdi bir tane daha zürafam yaptıktan sonra aynı yere bir daha batıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Daha sonra yandaki zürafaya geçerken bir zürafa. Yine aynı yere batarak bir zürafa.
Sonra çeviriyorum. Üçüncü zürafama geçerken bir zürafa. Yine aynı yere bir zürafa. Şimdi yukarıya çıkarken yaptığım vardı. Ona da batınca arada iki tane varmış gibi olacak ama onu sonra bitir eksiltiyorum biliyorsunuz. Bir. Şimdi arttırdığıma batıyorum. Bir sırada bu şekilde hepsine batıyorum. Altı tane zürafam oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi 6 tane zürafamı çalıştım. Yine ilk zürafama geçerken kör zürafa yapıyorum. Sonra deminki yaptığım yapraklar gibi aynısından çalışıyorum buraya da. 6 tane zürafayı 6 tane yapacağım. Aralarda yine boşluklar bırakacağım. Bir yaprağımı yaptım. Yana geçerken bir zürafa. Şimdi bu şekilde 6 tane çalışacağım yaprak. Evet arkadaşlar, 6 tane yaprağımı da yaptım ama biraz şurasını uzun yapmışım, küçülttüm. Evet. Şimdi yine ilk baştaki yaprağıma gelip aradaki zürafamı da yapıp bitirdim. Evet, şimdi bu rengim de tamam. Şimdi en açık rengime geldim. Demek ki gülümüz bitiyor artık, çiçeğimiz. Şimdi bunu yapmak için de yine aralara batacağım. Aynı şekilde 6 tane yaprağımı çalışacağım. Biraz önce yaptığımız gibi çektirerek, toparlayarak. Evet arkadaşlar, şimdi yine başladığım yere gelip iki sıra bu şekilde dolanmış oldum. Koyu sarı, açık sarı. İsterseniz bu şekilde yapıp bu şekilde çiçeğimizi bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben bu şekilde bitirdim. Sonra yeşil kısmını yaptım. Fakat bunda bir sıra daha gitmek istiyorum ben. Bir tık büyük olsun istiyorum. Onu da nasıl yapacağım? İlk önce yaptığım koyu sarı yaprakları yatırıyorum. Onun arkasından hani geçerken yaptığım zürafa vardı, ona batıyorum. Yine iplerimi gerdiriyorum ama yayılmasın çiçeğiniz. Şimdi oraya aynı yaprağı yapıyorum. De bu tarz küçük çiçekleri tutması bile çok zor. Diğer şey tutturdum, yaprağı tutturdum. Hemen orayı kurtarayım. Evet, kurtardım oradan. Sonra onun üzerine batıyorum. Ve yine aynı yere aşağıya iniyorum. Bakın bu araya bir daha açık sarı yapmış oldum. Tekrar diğer koyu sarı yaprağımı öne yatırıyorum. Arkadan geçiriyorum. Topluyorum biraz yayılmasın. Bu sırayı da bu şekilde bir tane daha çalışıyorum. En açık sarıyı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi son yaprağımı da yaptım burada. Yine ilk yaprağımı yaptığım yere dönüyorum. Bitirebilmek için. Orayı da sıkıştırıyorum. Sonra çiçeğimi bitiriyorum. Dediğim gibi bunun biraz daha, bir tık daha büyük olur. Ve şey, daha değişik görünecek çiçeğim. Kasım patı gibi görünüyor aslında. Yani o tarz bir çiçek, minik bir kasım patı. Evet arkadaşlar, şimdi yeşil kısmına geldik. Çanak yaprağımızı çalışacağız. Bunun için de yeşil ipimi alıyorum. Yine halkamı yapıyorum. 3 tane zürafamı yapıyorum. Pardon arkadaşlar, 3 değil 5 zürafa yapıyordum burada. Daldırdım öbürkülerle. 4 ve 5. Deminki dediğim kısmını kayla almayın. Şimdi 5 tane zürafamı yapıyorum. Kapatıyorum.
3 sıra çalışacağım bunu. Hepsine birer kere batarak. Dolaşıyorum. İkinci sıram da bitti. Ve üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramı da aynı şekilde dolaşacağım. Bir. İki. Üç. Dört. Ve beş. Sonra öbürküne de geçtiğim yukarıya çıkacağım için daha sonra yine kör zürafamı yapıyorum buraya. Beşin içine de aynı yapraktan çalışıyorum. Aynı şekilde. Deminkiler gibi. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu kısmı da yaptık. Çanak yaprağımızı da yapıp bitiriyoruz. Şimdi toparlamaya başlayacağız. İlk katımızı alıyoruz. İlk yaptığımız kısmı alıyoruz. İpimizi buraya bağlayacağım. Bir iki kere sarıp iyice emin olduktan sonra keseceğim. Çünkü çok minik ya, ikinci kez bağlamıyorum burada. Düğüm yapmıyorum. Daha sonra hemen ikinci kat çiçeğimizi alıyoruz. Ortasına bir bakıyoruz, şöyle geçebilecek miyiz? İğnenin tersiyle göbeği bulmaya çalışıyorum düzgün yerleşsin diye. Evet, bu şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra geçiriyorum içinden. Hemen bir tane düğüm atıyorum. Kesici bilmek için, bu kök kısmının dağılmasın diye. Çünkü bunlar evladiyelik olacak şeyler. Yani dağılmasın, sağlam temiz olsun işleriniz. Evet, bakın orta kısmı bu kadarcık bir şey oldu. Daha sonra üçüncü katımızı alıyoruz. Yine ortasını buluyoruz. Oturtuyoruz içine. Bir tane düğüm atıyoruz. Kesiyoruz. Kökü. Yeşil ipimiz duruyor tabii ki. Bakın bu şekilde bir çiçeğimiz oldu. Daha sonra burada hafif şöyle yapacağım. Rahat olsun diye daha sonra. Tel geçireceksiniz. Bunu telin üzerine yapacaksınız. Telin üzerine dikebilirsiniz. Ya da ilk baştaki şeyi tele geçirip sıra sıra telden geçirebilirsiniz. Ama tabi orada yapıştırmanız gerekir. Daha sonra bunu da yerleştiriyorum. Güzelce. Ve düğüm atarken rahat bir yerini bulmam gerekiyor. Çünkü birkaç kök var ya. Onun için bir tane düğümümü attım. Sonra yan taraftan ikinci bir düğüm atıyorum. Ve bir zürafa oluşturuyorum buraya. Şimdi o zürafanın içine batıyorum. Yine aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. Yani tele dikecekseniz ya da hiç köksüz kullanacaksanız bunu, hiç bu kısmını yapmanıza gerek yok. Sadece bu kadar kullanabilirsiniz. İstediğiniz yere göre, kullanacağınız yere göre istediğiniz kadar uzun bir içine bir yapabilirsiniz burayı arkadaşlar.
Ne kadar uzatırsanız o kadar uzun görünür. Şöyle. Bakın. Bu biraz daha yeni açmış hali. Bu biraz daha çok açmış hali oldu. Yani iki boy. Çiçek bunun sadece son kısmı bir sıra yaptım açık sarıyı. Bunu da koyu, açık sarıyı iki sıra yaptım. Onun için farklı görünüyor bu şekilde. Biri büyük, biri küçük gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar bu modelimiz. Daha sonra bunun tomurcuğunu ve yaprağını da göstermek isterim size. Şimdi çok uzatmak istemiyorum daha fazla videoyu. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız. Videolarımı beğeniyorsanız tabii beğeni atabilirsiniz. Arkadaşlarınıza sayfamı önerebilirsiniz. Videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Beğenilerinizi yazabilirsiniz. Varsa eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyeceğim arkadaşlar. İyi günler hepinize.